Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Geçen hafta Melek Balıkları Ölecek mi adlı videoyu çekmiştim arkadaşlar. Bu hafta cumartesi günü yumurtlamışlardı. Bu hafta cumartesi günü tekrardan. Şöyle söyleyeyim, Melek balığımız yumurta dizdi. Aynı erkek, farklı dişi. Enteresan bir video çekiyorum şu an. Bilmiyorum Melek balıklarıyla alakalı böyle bir şey yapıyorlar mı? Ama şu an bizim erkek bu dişiyle 3 gündür buradaki seramiği temizliyordu ve dişimiz tüpçük çıkarttı bugün. Üremeye başladı, yumurtlamaya başladı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben seramiği şu an görüyorum. Büyük bir oranını yumurta dizdi. Erkek de dörlüyor arkadaşlar şu an. Öyle diyeyim yumurtaları. Bakalım arkadaşlar, şu an çok güzel bir görüntü var benim adıma. Telefon biraz güzel göstermiyor. Dişimiz hala karnı şiş ve bakıyorum yumurta diziyor gibi arkadaşlar. Şu an dikkat etmeye çalışıyorum hala. Güzel bir dizilim yaptı arkadaşlar. Bayağı bir yumurta dizdi. Hala diziyor, evet arkadaşlar. Seramiğin her iki tarafına da bolca yumurta döktü. Bakalım. İnşallah daha da biraz daha dizsin. Risk atmak istemiyorum. Erkek de şey yaptıktan sonra ayıracağım. Daha önceki bir hafta önceki bir hafta önce eşleşen dişimiz şu. Şuradaki erkekte. Bununla çok kavga ede eşleşti. Beyaz erkek hiç yanına yaklaşmadı. Kaçak köçek yumurtladı. Daha önceki dişimiz de buydu. Beyaz erkeğin. Burun karnı yine dolu. Belki ilerleyen zamanlarda bu da eşleşir. Şurada bir tane meleğimiz daha var. Bunun erkek mi dişi mi olduğunu bilmiyorum. Şu üç kesin dişi. Şu beyaz erkek. Erkek gibi duruyor ama karnı da şiş, dişi de olabilir. Kafa durumu çok fazla, kafa da yapmadı. Ama erkek gibi sanki. Büyük bayağı bir. Gövdesi geniş biraz. Erkek olma ihtimali var. Daha önceki melek yavrularımız da burada arkadaşlar. Şimdi şöyle eğer birkaç kare alabilirsem, gösterebilirsem size, daha doğrusu öyle diyeyim. Odaklarsa. Şimdi arkadaşlar, yavrularımız aslında hepsi şu hava kabarcığının çıkarttığı bölgenin arkasında. Ama birçok yavrumuz çıktı. Şu an ne yazık ki biraz gözükmüyor. Evet, şöyle hani çok küçük küçük gözüküyor mu arkadaşlar? Şu noktada, yani şu şuralarda arkadaşlar da arkada kalıyor. Bakın şöyle bir tanesine odaklayayım yanıma gelmişken. Evet arkadaşlar, şöyle. Yani tam şu an şuralarda şu arkadaş da telefon tam güzel göstermiyor. Biraz parlama var. Parlama olduğu için arkadaşlar güzel olmuyor. Ama 30-40 tane yavru aldım arkadaşlar. Bakın şu ipin şurada geziniyor. Bir haftalık arkadaşlar bu. Evet, 3-4 tane oldular. Öne doğru yaklaşıyorlar. Gezinmeye, serbest yüzmeye başladılar. 2 gündür kuru yem atıyorum. Şöyle göstereyim. Artemia'larımızı da koydum arkadaşlar. Bunu dün akşam 8'de koydum. Bunu da öğleden sonra koydum. Birer gün arayla artık her gün düzenli vereceğim. Arkadaşlar, bu akvaryumumuz çok yüksek. Yüksek olduğundan dolayı 60 santim yüksekliği var. Bunların içerisinde küçük yavrular için akvaryumlar vardı küçük boyutlarda. Bunların burada kayık kuşakları vardı akvaryumun 3 bölmesinde. Sağlam olsun, patlamasın diye daha önceden kayık kuşak attırmıştım. O kuşaklara akvaryumların içine su doldurarak saldım arkadaşlar. Burada reptillerimiz var arkadaşlar, yavrularımız. Daha önce buraya 150 tane yavru atmıştım. Kalanlar bunlar arkadaşlar. Anne babalar yedi. Şimdi bir tane daha dişimiz var orada arkadaşlar, yavrulukta. O da doğursun. Doğurursa inşallah buraya alacağım. Burada biraz boylansınlar. Bir ay falan bir süre geçirsinler. Tekrardan buraya koyacağım. Buradaki melek yavrularımızı da İnşallah bunlar çıktıktan sonra bir hafta sonra bu akvaryumu 3'e böleceğim arkadaşlar. Bir büyük kısmı şu kayıtın tam olduğu yerde, şurada.
Hani göstereyim. Şu kayıtın buradan böyle burasını böleceğim. Buraya da ikiye böleceğim arkadaşlar. 35 ile 45 olacak burası. Şurayı da ikiye böleceğim. Buraya yavru balıklarımızı koyacağım arkadaşlar. Damızlıklarımız zaten yukarıda. Şuradaki köşedeki akvaryumu boşaltıp buradaki melek yavrularımızı bir hafta sonra şuraya taşıyacağım. Buradakileri de kendi türlerinin olduğu yerlere katacağım arkadaşlar. Koyilerimizde sıkıntı var arkadaşlar, artık yaşlandılar. Bir de artmaya vermiyordum. Şimdi verdikten sonra canlanır diye umut ediyorum. Protein bazlı balıklar arkadaşlar. Kuru yemle olacak gibi değil. Zayıflıyorlar, formlarından düşüyorlar. Şimdilik arkadaşlar videomu sonlandıracağım. İleride daha güzel videolarla görüşmek üzere. Bu arada melek balıklarımızı inşallah ölmeden büyütürsek üretmeyi de başaracağız. Ki erkek dişi var burada. Devamlı eşleşiyorlar. Bir şekilde üretimimiz devam edecek diye umut ediyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.